Otomobil meraklı Serdal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Evet arkadaşlar, Ocağın bitmesine artık sayılı günler kaldı. Sıfır otomobillerle ilgili tüm detaylı araştırmalarımızla, son bilgilerle, güncel bilgilerle arkadaşlar karşınızda olmaya devam ediyoruz. Amacımız herkesin gerçekten istediği arabaya en uygun ve en mantıklı şekilde sahip olması arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var, biliyorsunuz. Engelli muafiyetiyle olsun, normal şekilde araç almaya giden arkadaşlar için artık engelli arkadaşlarımızı zaten görmezden gelme, araç artık yok demeye gerek kalmıyor arkadaşlar. Demedikleri kalmıyor. Telefon aradığınızda araç yok, 5 ay sonra, 6 ay sonra, 1 ay sonra gelmeyecek. Fabrika kapandı, hatta dünkü videomuzda bile bahsetmiştim arkadaşlar. Şaka gibi Nissan bayisinde bir takipçi arkadaşımız, kardeşimiz yazmış. Resmen fabrika kapandı, siz başka modellere bakın diye bir cevap vermiş. Artık ne diyeceklerini bilemiyorlar yani. Tabii ki bu son müfettiş ve son çıkan haberlerle alakalı, cezalarla alakalı, biliyorsunuz en sonunda açıklama yapmışlardı satışlarla alakalı. Bunlarda tabii ki bir strateji değiştirme serüvenlerine gittiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Son duyum, hatta bir arkadaşım da bayiye gidip, belki çevrenizde yaşayanlar da vardır. Normalde engelli araba almak istediği zaman arkadaşlar, farz-ı misal 600 bin liralık bir araba alacak engelli birey. Onun yanına gittiğin zaman bayiye arkadaşlar, arabanın örnek veriyorum satış fiyatı, ÖTV muafiyeti 300 bin lira. Bakıyor adam, 40-50 bin liralık aksesuar, üzerine 50 bin lirada minimum hava parası adı altında arabayı vermeye çalışıyorlardı. Ki hala da böyle zaten yani çoğu yerde. Ama şimdi ne oluyor? Bunları biraz daha farklı moda getirmeye çalışıyor arkadaşlar. Normal almak isteyen arkadaşı 600 bin liralık araba aksesuarlarıyla, oyla buyla beraber 700'e veriyorlardı. Artık bunu Sağır Sultan bile duydu arkadaşlar. Son duyum bayide. Ve en çok biliyorsunuz burada benim şikayet ettiğim marka olarak baktığımda gerçekten tüm yorumların altında, tüm gelen bilgilerde nitekim belki yani diyorum arkadaşlar, bu gelen yorumlarla alakalı duyduklarımız ve gördüklerimiz. Tabii ki tüm bayilere de bu şekilde genelleme yapmak istemiyorum ama gerçekten böyle usulüne uygun satan bayiler varsa da bilmek isteriz aşağı açıklama kısmında. Dediğim gibi arkadaşlar, o markanın satış bayisine gidiyor arkadaşlar. Araba almak istediğini söylüyor. Tabii ki doğal olarak araba yok. Ama diyor ki elimde bir adet araç var. O araçla üzerine versek olur mu? Ha, o zaman bir bakalım biz. Olabilir. İşte araç olduğu zaman, yani dönüşler çok iyi. Araç olduğu zaman aracın farzı misal değil arkadaşlar, sarı sayfalarda 300-350 bin lira arasında bir araçtan bahsediyoruz. Bayi diyor ki 220-230-240 bin liraya arabayı alalım. Bakın arkadaşlar, yani 300-350 bin bandında olan bir arabayı 220-30-40 civarında bir rakamı alalım ve 50 bin liralık da aksesuar verelim. O şekilde olabilir. Yani İşin özeti şu arkadaşlar, oradan zaten bir 40-50 bin lira en az zaten takastan alıyor. Gayet normal, diyecek ki biz takas yaptık, aldı. Aksesuarla da zaten aksesuarları faturaları yansıtmıyorlardı. Faturayı da yansıtacak üzerine. Şu kadarlık bir fatura, aksesuar faturası ya da aksesuarla ilgili yansıtmayı yapacak. Ve yine en az 100 bin liralık bir para almayla bu işi sonlandıracak. Şimdi bunun inceleme kısmına baktığınız zaman arkadaşlar, herhangi bir şey gözükmez. 50 bin liranın faturasını kesip öbür arabadan da zaten bu kadar da uygulamayı yaptıktan sonra gerçekten arada bir durum kalmıyor. Yani son durum açıkçası arkadaşlar, bayilerin son perdesi bu gibi gözüküyor. Bu bir değil arkadaşlar, birkaç tane olmaya başladı. Ha, diyeceksiniz ki ikinci elde araba almıyorlar mıydı? Evet, bazı arabalar, bazı sıfır otomobil satıcıları açıkçası bunu uyguluyordu arkadaşlar. Kafaları daha rahat oluyordu. Diyor ki takasta arabam var mı? Takasta arabam varsa olur.
Ama normal alıcı, normal şekilde satıcıyla çok uğraşmıyorlardı arkadaşlar. Şimdi bu serüvenin, madalyonun bu tarafından doğru bir yürüme senaryosunun geldiğini ben size söyleyeyim arkadaşlar. Ha, nitekim ne kadar realitede bu olacak? Dediğim gibi bekleyip göreceğiz. Ama unutmayalım, Mart ayı ile birlikte arkadaşlar yerli otomobil TOK, Chery'nin piyasaya girmesi, online satışlar, Tesla grubu da biliyorsunuz giriyor. Yani çeşitli sıfır üreticilerin, markaların ve bazı modellerin piyasaya girmesi farklılığı artıracak bir boyuta gelecek. Bunun yansımaları ne olacak? Bunları hep beraber takip edip göreceğiz arkadaşlar. Ama dediğim gibi olan son perde, son durum bu. Biz yine haber aldıkça arkadaşlar sizlere an ve an paylaşmaya devam edeceğiz. Lütfen Saat Göç'ten kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.